Merhabalar, Kanaleller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerif Akaraca. Bugün sizlerle Afgan tığı, Tun işi, tek tığıyla bunun modelini anlatacağım sizlere. Öncelikle şöyle küçük bir parça zincirimi çektim. İki renkli modelini paylaşacağım sizlerle. Bu şekilde hemen her bir zincirimin üzerine gördüğünüz üzere bu şekilde birer tane ilmeğimi çıkartacağım. Bu şekilde her bir zincirin üzerine belli bir miktarda fazla da uzatmayalım. Çok kısa da şu şekilde belli bir miktarda bütün zincirlerimin üzerine tek tek ilmeklerimi çıkartıyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine bu şekilde ilmeklerin devam edebilirsiniz. Ben bu modelimi bebek battaniyesini de çok yakıştırıyorum. Bebek battaniyesi de olur. Şimdi modelim ilerledikçe, büyüdükçe de siz de fark edersiniz. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek örgü modeli. Hırkalarda, yeleklerde, kazaklarda alt kısmına uygulamak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine bu şekilde devam edebilirsiniz. Her bir zincirimin üzerinden birer tane ilmeğimi çıkartıyorum. Modelim çok zevkli, çabucak türeyen bir örgü modelimiz. Bazı modellerimiz sıkıcı oluyor ve tez üremiyor. Ama bu modelimiz çok akıcı bir model. Ben zevkle ördüm. Her zaman bu modelden ördüğüm zaman çok zevkle ördüğüm bir modelim diyeyim sizlere. Ve bu şekilde çıkartıyoruz. Bu kadar yeterli olsun. Daha fazla yapmayayım. Hemen bakın buradaki iki ilmeğimi birlikte alıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Burada bunu tek alırsak burada çoğalma olur. Bu şekilde iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Ondan sonraki ilmeklerimi bu şekilde tek tek şöyle yavaş yavaş göstereyim ki daha iyi anlatabilmek için. Bu şekilde. İlk ilmeğimizi ikisini birlikte aldık ve diğer ilmeklerimizi tek tek devam ediyoruz. İlmeklerini şurada ipimin katı açıldı. Hemen düzlüyorum. Bu şekilde. Küçük bir parça yapmak isterseniz tek tığla da örebilirsiniz. Ama büyük parçalarda da büyük boy boy tuhafiyelerde şişimiz satılıyor. Afgan tığı diyorlar. Tunus işi diyorlar. Tunus tığı diyorlar ve hemen burada diğer ipime geçiyorum. Kırmızı ve beyazla modelimi sizlere göstereceğim. Hemen burada bağladım. Şöyle sıkılayım. Burada beyaz ipime geçişimi yaptım. Hemen bakın burada da İlk ilmeğimizi almıyoruz. Burada da bu ilk ilmeğimizi alırsak çoğalma olur. Çünkü bu ilk ilmeğimizin yerine geçiyor. Hemen ikinci ilmeğimi bu şekilde alttan tek ilmeğini ipini alıyorum. 3, 4 ve 5 tane ilmeğimi aldım. Ben 5 tane uygulamak istiyorum. Sizin tercihinize kalmış. Hemen 6. ilmeğimi hemen şu şekilde aradan giriyorum. Ve hemen bir tane atlayıp tekrar yandaki araya giriyorum. Buraya model uygulayacağım için bu şekilde devam ediyorum. Ve aralara yine bu şekilde tek tek ilmeklerimi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane bıraktım. Sizin tercihinize kalmış. İster daha fazla, isterseniz de daha az kullanabilir ilmek bırakabilirsiniz. Yine hemen şu şekilde
arkadan girip aradan giriyorum yani. Bir sağımdan ve bir solumdan. Ortada bir tane direğimiz kalıyor. Yine tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Yine hemen buradan bu şekilde araya giriyorum. Bir sağımdan, bir solundan. İki ilmeğimi bu şekilde aradan giriyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada biraz fazla olmuş. O kalsın orada. Yine bunları, bu bakın. Buraya dikkat edin. Burada iki ilmeğimi birlikte aldım. Tekrar diğer ilmeklerimi tek tek aldım. Ve burada iki ilmeğimi bir çıkardığım ilmeğime gelene kadar. Şu burayı göstermek istiyorum. Burada bakın. Alıp bu 3 ilmeğimi birlikte topladım. Yani tığımdaki ilmeğimle burada bakın. Bir sağdan bir soldan çıkardığım 2 ilmeğimi birlikte aldım. Buraya modeli uygulayacağım için yine aradaki 5 ilmeklerimi tek tek çıkartıyorum bu şekilde. Gördüğünüz üzere yavaş yapıyorum ki ne daha net anlatabilmek için ilmeklerimi yani yavaş yavaş çıkartıyorum. Ve gördüğünüz üzere burada bakın. Bu V'lere, ters V'lere ikisini birlikte tekrar tek ilmeklerimi tek tek çıkartıyorum. Ve yine bakın burada bu ilmeğimi bu şekilde üçünü birlikte çıkarttım. Tekrar diğer 5 ilmeğimi tek tek çıkarttım. Daha belirgin görünmesi için ben iki renkle yaptım modelimi. Hemen burada tekrar diğer renkli ipimi bıraktım. Beyaz ilmeğimi aldım ve bir burada sıkılamamı yaptım. Yine hemen gördüğünüz üzere bakın. Bu ilk ilmeğimizi almıyoruz. Tığımız da var zaten. Bu ilmeğimizi alırsak burada bir artış olur. Buna dikkat edelim. Hemen ikinci ilmeğimizin arasından bu şekilde giriyoruz. 3, 4 ve 5. Yine buraya geldik hemen bir sağdan ve bir soldan. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine hemen bir sağdan bir ilmeğimizi çıkartıyoruz. Aradan girerekten bir de soldan bu şekilde. Yine tekrar diğer ilmeklerimizin bu şekilde arasından tek katından çıkartıyoruz. Ve bir tane daha örüyorum. Yine bir sağdan ve bir soldan ilmeğimi çıkardım. Ve kenardaki 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 4, pardon, 3, 4 ve 5. son ilmeğimi. Burada tek katın alayım ilmeğimin. Ve yine bunları buraya da dikkat ediyoruz. Burada da iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Ve tekrardan diğer ilmeklerimizi tek tek topluyoruz. Ve burada iki ilmeğimizi aradan çıkardığımız iki ilmeğimizi bu şekilde ikisini birlikte topluyoruz. Gördüğünüz üzere. Yine diğer ilmeklerimizi tek tek topluyoruz. Aradan çıkarttığımız bir sağ bir soldan çıkarttığımız ilmeklerimizi ikisini birlikte topluyoruz. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Ve yine iki ilmeğimi birlikte. Ve diğer ilmeklerimi tek tek gördüğünüz üzere bu şekilde devam ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi modelimiz belirginleşmeye başladı.
Bu şekilde devam ediyoruz. Ben biraz örüp geleyim. Videomu uzatmak istemiyorum. Ve gördüğünüz üzere modelimin büyük hali bu şekilde. Az önce de söylediğim gibi ben bu modelimi bebek battaniyelerine de çok yakıştırıyorum. Çok şık ve çok güzel duruyor. Her türlü örgü de kullanılabilir ama bebek battaniyesinde de daha bir farklı güzel oluyor. Gördüğünüz üzere. Ve burası da modelimin arka yüzü. Arka yüzde bir farklı güzel. Ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.